Rahman Rahim Elhamdülillah ve vesselamu ala Rasulillah Kıymetli kardeşlerim inşallah cennetimizin anahtarı olan namazı konuşuyoruz. Bizlere cennetin yolunu kolaylaştıracak, hesabın ilk sorgusu olan namazı konuşuyoruz. Miracımız olan namazı konuşuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gözlerinin nuru dolayısıyla bizim de gözümüzün nuru olan namazı konuşuyoruz. Size sahabenin namazını bu ikinci fasılda kısmen anlatacağım. Ancak ben ashab kiram efendilerimizin hayatıyla belki sizin kadar belki sizden bir basamak yukarıda biraz haşır neşir olan bir kardeşinizin bilenler bilir. Ara ara ben ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarını okurken çok kitabı kapattığım olmuştur. Kapatıp böyle dakikalarca bu nasıl bir hayat? Bir insan bunu nasıl yapabilir? Bir insan nasıl bu kadar yücelebilir? Bir insandan bu söz nasıl çıkar? Bir insan imanı için, inandığı değerler için nasıl bu kadar fedakarlık yapabilir? Bir insan inandığı o değerler uğruna nasıl evladından, ehlinden, eşinden neyi varsa her şeyden yüz çevirebilir? Mesela biliyorsunuz Hanzala İbni Ebi Amr'ı meleklerin yıkadığı insan düğün gecesidir. Sabahında Uhud'a gelecek ve meleklerin yıkanma meselesine Efendimiz aleyhissalatü vesselam olanlardan haberi yok tabi başını kaldırdığı zaman hayranlıkla bir tabloya baktığını gördükleri zaman sahabe efendilerimiz ya Resulallah ne oldu diye sorduklarında vallahi bilmiyorum ne olduğunu ama melekler gümüş tepsiler içerisinde hanzalayı yıkıyorlar diyecektir sonra olay anlaşılacaktır neden öyle bir şeye vesile olduğunu ya da meleklerin cenazesine iştirak ettiği vefatıyla arşı titreten bir sahabi olan Sad bin Muaz'ın o seviyeye varması hangi tabloyu okursanız okuyun benim duyduğum hissiyatın daha fazlasını siz de duyacaksınız. Bir insan nasıl bu dini böyle algılar da böyle bir duruş böyle bir kamet ortaya koyabilir, düşünebiliyor musunuz? Şeddat İbni Hat isimli bir sahabi efendimiz nesaide geçen bir hadiste bize aktarıyor biraz sonra size aktaracağım tabloyu, oradan algılama adına meseleyi fehm etme adına bir upuçlar yakalamaya çalışalım yine isim yok, sahabinin biri geliyor bir savaş sırasında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında cihada katılıyor. Birkaç gün devam ediyor o cihat. O birkaç gün süren cihat içerisinde bir miktar ganimet elde ediliyor. Efendimiz o ganimeti savaşa seriye katılan askerler içerisinde pay ettik edince o zatın payını da ayırıyor. Gönderiyor. O zat ganimetten kendi payına düşenleri alarak Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah nedir bunlar diyor. Sen diyor Allah için cihat meydanına çıktın ya Allah da ilahi bir bahşiş olarak sana ganimet olarak bunları gönderdi. Onları bırakıyor orada ve orada bizi hayran bırakan bir söz söylüyor. Ya Resulallah diyor ben buraya bunları elde etmek için gelmedim ki ben buraya tam Allah bir ok göndersin şuradan isabet etsin de Allah yolunda kurban olayım. Onun için geldim. Çıkıp gidiyor. O ganimetleri almadan. Resulullah arkasından bakınca ne diyor biliyor musunuz? Eğer bu zat söylediğinde doğruysa Allah onu tasdikleyecek. Şeddat İbni Hat anlatıyor. Ertesi gün diyor savaş devam ederken bitmiş. Biz geziyoruz savaş meydanını. O zatı gördük. Tam buradan ok isabet etmiş. Allah yolunda kurban olmuş. Resulullah o zatın cenazesinin başına geldiği zaman söylediği söz şu. Allah'la doğru konuştu. Allah da onu tasdikledi. Allah'la doğru konuştu. Allah da onu tasdikledi. Mesele bu. Peki bir insan bir bedevi nereden geldi kim ismi ne bunu da bilmiyoruz. Böyle bir insan bu seviyeyi neyle kazandı? Asıl bizim için önemli olan o. Neyle bu seviyeyi kazandı? Biz neyle o seviyeye eremiyoruz? Neyi ihmal ederek o noktaya, o seviyeye varamıyoruz? Asıl sahabenin namazının üzerinden konuşmamız gereken mesele o. Size bir tablo daha aktaracağım. Bir tablomu, birkaç tablomu bilmiyorum. Allah ne verdiyse. Kadisiye İslam tarihinin ikinci Bedir'idir. Bedir nasıl varlık yokluk savaşıysa Kadisiye meydanında da Müslümanlar o günkü İran İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu'nun karşısına çıktıklarında bir varlık yokluk savaşı verdiler. Ordunun komutanı Sad bin Ebi Vakkas 30 bin kişiden oluşuyor İslam ordusu. Karşı tarafta Sasani İmparatorluğu 120 bin kişiden oluşan büyük bir ordu ki devrin iki süper gücünden bir tanesi. Ancak İslam'ın cihat anlayışı burası çok önemli. Toprak fethi üzerine dayanmaz. İslam'daki cihadın tarifi şudur. İslam ile insan arasındaki engeli kaldırmaktır. Biraz sonra bunun ne demek olduğunu öncesinde bir deve çobanı olan ama imanla ama namazla seviye kazanan bir insanın sözlerinin üzerinden daha iyi anlayacağız. Böyle olduğu için cihat anlayışının temelibi olduğu için Halife Ömer Sad bin Ebi Vakkas'a bir mektup yazıyor. Savaş başlamadan diyor önce karşı tarafın komutanı olan Zaloğlu Rüstem deriz ya biz Rüstem'i Zala bir elçi gönder meseleyi orada anlaşma zeminine çekin geliş maksadımızı anlatın sonra cihat başlasın ve gönderiyor kimi gönderiyor biliyor musunuz Sad bin Ebi Vakkas Rebi İbni Amr bu zat İslam tarihinin koca sayfaları içerisinde hayatına dair sayfaları okuduğumuz 2-3 sayfayı geçmeyecek bir hayatın sahibi Öncesinde haşa küçültmek için değil anlamanız için söylüyorum bir deve çobanı ama İslam'la öyle bir hale geliyor ki bambaşka bir noktaya erişiyor. Gönderiyor onu Sad bin Ebi Vakkas Rüstemizal diyor ki donatın şu çadırı öyle bir donatın ki Sasanilerin ihtişamını yansıtsın gelen İslam'ın elçisi ihtişamımıza bakarak dili tutulsun konuşamasın. İranlılar sever zaten şanı şöhreti süsü öylece donatılıyor artık nasıl donatılıyorsa o şartlarda geliyor Rebi İbni Amr sırtında bir cübbe elinde bir kılıç o kılıcın üstünde de pas var mı bilmiyoruz ama o oh, başka hiçbir şey yok ama öyle bir yürüyüşü var ki o yiğit insanın dünyevi anlamda etrafında olan o ihtişamların hiçbir tanesine takılmıyor ne altındaki halıya ne o çadırın ihtişamına ne o dez, tezgahlanan olaya hiçbirine takılmadan yürüyor 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 Rüstemizal'ın önüne geliyor. Soruyor Rüstemizal. Neye geldiniz buraya? Cevap şu. Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Devrin süper gücünün en büyük komutanı bugünkü dili dille konuşalım, Genel Kurmay Başkanı, Orduların başkomutanı Bizzatın önünde söylenen cümleler bunlar ve bu cümleler söylenince Rüstemi zal bile sarsılıyor, dönüp ona diyor, sen diyor Müslüman askerlerin komutanı mısın? Cevap nedir? Hayır diyor, ben sıradan bir askerim. Dönüyor yanındakilere, asker böyleyse... Kim bilir komutanları Sad bin Ebi Vakkas nasıl biridir? Bu insanları cahiliyenin zifiri karanlığından bu seviyeye çıkaran şey sadece ve sadece iman ve imandan sonraki en büyük hakikat olan namazdı. Onlar bununla kazandılar o seviyeyi. Hazreti Ebu Bekir'in hayatına bakıyorsunuz. Çok zor bir hayattır. İnanılmaz zordur. Hazreti Ebubekir'in İslam toplumundaki o kilit rolünü anlamadığınız zaman siz Resulullah'ın suç sözünü anlamazsınız. Ümmetin tamamının sevaplarını bir kefeye, Ebu Bekir'in sevaplarını bir kefeye koysanız, Ebu Bekir'in sevapları daha ağır gelir sözünü anlayamazsınız. Herkes beni yalanlarken bana sinesini açan... Bundan dolayı da bana halil olan dost olan ama ben halilliği seçmiyorum. Çünkü korkuyor Efendimiz onu halil olarak edinse Allah onu da çekip alacak. Onun için de kardeşlikle yetiniyorum dediği Ebu Bekir çizgisini anlayamazsınız. Resulullah vefat etmiş. Etmeden önce Ebu Bekir'i nereye geçirmiş? Mihraba. Ora boş kalmayacak. Orası çok önemli. Mihrabı boş bıraktığınız zaman bu ümmet yıkılır. Ama mihrabı dolduracak adam namaz kıldırma memuru değildir. Mihrabı dolduracak adam imamdır, imam. İmam başka bir şey. İmam demek ümmetin anası demektir. İmam demek ağlayan, sızlayan demektir. İmam demek önder demektir, örnek demektir. Diğerinin adı namaz kıldırma memurudur. Onunla bizim bir işimiz yok. O imam mihrabı boş bıraktığı zaman bu ümmet yıkılır. Zaten biz mihrapların hakkını ödemediğimiz için bugün bu haldeyiz. Neden 1 milyar 700 milyon sayıyı görüyor musunuz? İnsanlığın nüfusu 7 milyar biz 1 milyar 700 yaklaşık yüzde %20 değil mi? Daha mı fazla? Yüzde yirminin üstünde bir sayımız var. Halimiz bu. Gözümüzün içine baka baka zalimler İslam coğrafyalarında kan gövdeyi götürtmüyorlar mı? Nereye dönseniz bugün kan yok mu İslam coğrafyalarında? Peki niye? Mihrabın hakkını veremedik. Ah bir Ebu Bekir'imiz olsaydı mihrapta halimiz böyle mi olurdu? Orayı boş bıraktırmadı senin hakkın dedi. Hazret Ayşe dedi ki ya Resulallah babam yufka yüreklidir sana dayanamaz. Ömer geçsin. Ömer sert mizaçlı biri. Kızdı Efendimiz. Hiç demediği bir sözü dedi. Siz Yusuf'un kadınları gibisiniz dedi. Hiç dememişti bunu. Hayatı boyunca Efendimiz Ayşe anamıza böyle bir söz dememişti. Ama iş o kadar ciddi o kadar ciddi ki o ciddiyetten dolayı oraya Ebu Bekir geçmeliydi. Niye Ebu Bekir geçti? Efendimiz vefat etti. Çekti kılıcı Ömer. Kim Muhammed öldü derse başını uçururum dedi. Hazreti Osman titreyip bir tarafa düştü. Hazreti Ali Efendimizin etrafında onun cenazesiyle uğraşıyor. Bir tane dağ lazım dağ gibi adam dağdan bir adam lazım kim olacak? Ebu Bekir olacak. Onun bir cümlesi ümmeti diriltti bir daha biliyor musunuz? Ne dedi? Her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Her kim Allah'a tapıyorsa o hay ve diridir. Baki olan hay olan odur. Orada o tavrı gösterebilmesi Allah'la irtibatının güçlü olmasının bir delilidir. Allah'la irtibatı güçlü olmayan adam benim gibi kürsülerden konuşur. Ama hayatın içinde kalabilir sınıfta. Hayatın içinde kalmamak için o beş vakit namaz var ya o namaz. Onun hakkını ödemeli. İmtihanla baş başa kaldığı zaman Bilal gibi davranmak, Halit gibi davranmak, Ammar gibi davranmak, Ebu Bekir gibi davranmak namazın hakkını ödemekle mümkündür. Ömer geçti başa Hazreti Ebu Bekir'den sonra. Ömer, Ömerül Faruk. Ah Ömer sen ne yiğit bir insansın. Ömersiz bir dünyada yaşamanın zorluğunu biz şu anda çekiyoruz. Yiğitliğin kitabını yazan insan, adaletin kitabını yazan insan, rahmetin kuvvetin kitabını yazan insan o insan adalet mülkün temelidir derken bunu sözle demedi on buçuk yıl İslam devletini yöneterek ortaya koydu öyle bir devlet anlayışı ki Hazreti Ömer'in anlayışı değil dostlar düşmanlar bile bugün ondan istifade ediyor biliyorsunuz değil mi bir devlet yönetecek adam devlet adamı, siyasetçi şu bu neyse. Ömer'i anlamamışsa, Ömer'in siyasetini anlamamışsa o devlet yönetemez. Çünkü Hazreti Ömer İslam'ın devlet anlayışını Kur'an'dan o kadar doğru anlamıştır ki üç temel esas üzerine tevhid, adalet ve meşveret. Üç temel esas üzerine bir devlet kurmuştur ki o devlet asrı saadetin yüz akı olmuş İslam'ın mesajını iki kıtanın dışına taşırmıştır. Hazreti Ömer'e biz çok şey borçluyuz biliyor musunuz? Ne zaman İslam Anadolu topraklarına geldi? Hicretin 17. yılı. Adam gibi adamlar yetiştirdi. Namazla, mihrapla, cemaatle arası olan adamlar. Adı İyad bin Hanem'di. Adı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tı. Adı Habib İbni Mesleme'ydi. Adı Saffan İbni Muattal'dı. Yayıldılar Anadolu'nun dört bir tarafına İslam'ın mesajını, ilahi kelmetullah sancağını bir başladılar Antakya'dan. Urfa onları tutmadı, Adıyaman tutmadı, Ahlat tutmadı, Erzurum tutmadı. 17. yılda Erzurum'da İslam'ın sembolü olan ezan okundu. Eğer bu insanların Allah'la irtibatı böyle olmasalardı Allah aşkına olur muydu bu? Bir derse gelemiyoruz bakın bu çağın insanları olarak. Bir derse bu insanlar adını andığım insanlar bir daha dönemediler Medine'ye biliyor musunuz? Çoğu da Medine'nin dışında vefat ettiler. Biz bugün kaç sahabinin adını biliyoruz Medine'de vefat eden kabrini bildiğimiz sahabi sayısı 63'tür biliyor musunuz? Sadece sözlü biliyoruz ki 10 bin tane Baki kabristanlığında. Peki veda haccında Resulullah'ı dinleyen sahabi sayısı 124 bin değil miydi? 10 bin orada hadi 5 bini de Mekke'de Cennetül Mualla'da. Nerede geri kalan 109 bin? Nerede olacak? Dünyanın dört bir tarafında. Nere giderseniz gidin bir sahabi efendimizin sesiyle sedasıyla tanışacaksınız. Hicretin 28. yılı hanımlar çok hanımlara bir örnek olsun. 86 yaşında anamız Ümmü Haram devenin üstünde zor duruyor. Nerede? Kıbrıs'ta. Fetih bitiyor deveden düşüyor şehit oluyor. Larnaka'ya defnediliyor. Hala Sultan'ın kabri diye şimdi üzerinde bir levha var hem de Rum tarafında biliyor musunuz? Müslümanların tarafında da değil, Rum tarafında. Ama ben çok iyi biliyorum. Adımdan daha fazla iyi biliyorum. İman ettiğim değerler kadar iman ediyorum ki orada olması yarın o topraklara ezanı kavuşturacak. Budur. Bu insanlara bu ufku kazandıran, bu güzelliği kazandıran bu. O Ömer, o Ömer var ya o Ömer on buçuk yıl İslam'ı yöneten o Ömer bir gün mescitte iken bir sabah namazında iken ümmete namaz kıldırırken bir bahsızın hançeri ile yıkılacaktı o mihrapta. Bir duası vardı onun Allah'ım diyordu bana şehadet nasip et ama peygamberin şehrinde ölmeyi nasip et. Dua bu bana şehadet ve peygamberin şehrinde. Anamız onun kızı Hafsa anamız ne diyordu biliyor musun? Baba diyordu sen olmayacak duaya amin istiyorsun. Sanki Medine'de harp mi var ki sana şehadet Medine'de nasip etsin? Oğlum kızım ben Resulullah'tan onun müjdesini duydum o bana erişecek ben ona inanıyorum. Ve inandığı o şeye ulaşacak ama o arkadan bir hançeri yediğinde ah demedi. Açın bakın kaynaklarda ne var. Ah demedi, oh demedi, yandım anam demedi. Ne dedi biliyor musunuz? Salat salat dedi. Hemen arkadan Abdurrahman İbn Af'ın elini tuttu ve kendi yerine geçirdi. Yaralı ölecek ama mihrap boş kalmamalı orasının boş kalmasının ne demek olduğunu o aynen Ebu Bekir gibi öğrenmiş hemen oraya biri geçecek. Abdurrahman İbni Af geçecek ümmetin önüne cemaatin namazı tamamlayacak o yaralı bir biçimde taşınacak eve yaralı baygın namazı da kılamamış etrafına toplanmış çocukları sahabe gelmiş namazdan sonra vakit sabah namazı vakit geçecek ne yapıyorlarsa Ömer uyanmıyor. Muhammed İbni Meslem'e diyor ki ben biliyorum Ömer'i uyandıracak şeyi. Eğiliyor kulağına. Ya emir el müminin sala diyor hop diriliyor. Hikaye mi bunlar? İnanın değil. O hassasiyet var ya o hassasiyet. İman ettiğimiz peygamberimiz ne dedi bize? Nasılsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız. Nasıl yaşarsanız öyle ölür. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Namazla yaşadı Ömer. Giderken namazsız gider miydi? Hop kalktı hemen. Kan revan içerisinde sabah namazını kıldı. Üç gün yaralı, baygın ama bir vakit namazını geçirdiğine dair hiçbir rivayet yok elimizde. Gelin İslam'ın üçüncü halifesi Hazreti Osman'a. Farklı bir şey mi görürsünüz Hazreti Osman'ın hayatında? Allah aşkına Allah'la irtibatı güçlü olmayan birisi. Nasıl böyle bir iş yapabilir? Açın okuyun Hazreti Osman'ın hayatını. Zekat veren biri değil o. Malının kırkta birini. Yüzde iki buçuğu verip de ben yaptım. Benden bu kadar diyen biri değil o. Yani zengin. Zengin tüccar. Onun bunun sırtından ağalık yapan birisi değil. Kazanan biri ama üç kez sıfırı tüketecek kadar malını Allah yolunda infak eden birisi. Sıfır. 700 deve üstündeki yüklerle beraber. Kim verir Allah aşkına? Kim verebilir? Zekat verirken eli titriyor değil mi bizim insanımızın? Zekat ya Allah'ın hakkı 40 tane dalavere çeviriyor onu hesaplarken bile. Ne yapsam da bir 1 lira 3 lira kaçırsam. O insan malının tamamını veriyor. Resulullah diyor cennet karşılığında kim Rume kuyusunu satın alacak? El havada ben ya Resulallah. Cennet karşılığında kim zorluk ordusunu donatacak? El havada ben ya Resulallah. Hazreti Ebu Bekir'in dönemi 700 deveyle bir kervan geliyor. Ve Medine'de kıtlık var. Bütün tüccarlar Hazreti Osman'ın evinin önünde bu kervanı bana sat bu kervanı bana sat diye pazarlık ediyorlar. Hazreti Osman da diyor ki ben sattım diyorlar. Diyorlar ki tüccarlar nasıl sattın? Medine'de 10 tane adam var tüccar hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Kime sattın? Ben öyle birine sattım ki siz asla o parayı bana veremezsiniz. Gidiyorlar şikayete Hazreti Ebu Bekir'e. Osman malın değerini yükseltmek için böyle bir şey yapıyor. Çağırıyor Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. Osman diyor niye böyle yapıyorsun? Ya emir el müminin hepsini Allah yolunda infak ettim. Allah'la arası iyi olmayan birisi nasıl yapar bunu? Malı vermek kolay mı dostlar? İnanın ki zor. Biz zekat, infak, sadaka deyince işte mal evde kullanılmayan eşyalar. Şimdi Suriye'de kardeşlerimiz yanıyor ateşte. İkinci el giyemeyeceğimiz elleri şeyleri gönderelim gitsin. Bu neyin işi? Bu Kabil'in işi. Habil'in işi ne? En iyisini vermek. En iyisini, en hasını vermek Habil işi. Biz Kabil'i anlatıyoruz. Kötülüğünden de bahsediyoruz. Hayatın içine girince Kabil'ce davranıyoruz. Habil gibi davranmanın yolu Allah'la irtibatın güçlü olmasıdır. Ya Hazreti Ali, Ali'nin namazını anlatmaya benim takatim yeter mi sizin dinlemeye? Öyle bir hayat ki o hayat. 10 yaşında geliyor iman ediyor namazla söyledim derse. İlk namaz onun hayatında. Nereye giderken Hazreti Ali şehit oldu? bir namaza. Ehli beyt üzerinde araştırma yapan bir kardeşinizim. Şu anda da ehli beyti anlatıyorum. Çok ilginç bir şey yakaladım. Hazreti Ali, onun oğlu Hazreti Hasan, onun kardeşi Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin'in oğlu Muhammed Bakır. Muhammed Bakır'ın oğlu Cafer-i Sadık, Cafer-i Sadık'ın oğlu Musa Kazım uzatın gitsin bir araştırın Allah aşkına. Bu insanlar ölürken son sözleri ne? Ne dedi gittiler çocuklarına, evlatlarına? Ne dediler? Hepsi namaz dedi. Vallahi billahi tallah. Hepsi namaz dedi gitti. Çünkü dedelerinden bunu görmüşler. Onun de onların dedeleri de Resulullah'tan onu gördü. O da namaz deyip gitti. Namaz bu. Böyle gördükleri için zemin böyle yetiştiği için hepsi bunu dedi. cafer Sadık'ın son bir şeyi var vasiyeti var açın okuyun. Onun hanımı Hümeyde soranlara anlatıyor. Ne dedi gitti? Namaz dedi gitti. Hepsi. Böyle bir zeminde yetiştiler. Çünkü onların dedeleri var ya Hazreti Ali namaz için öyle birisiydi ki. O onlara bir şey öğretti. Namaz vakti girdiği anda titremeye başlıyor Hazreti Ali. Açın okuyun kaynakları. abbesle titreyen namazla ağlayan bir nesil ehli beytin nesli. Böyle. Hayatlarının başından sonuna kadar bütün hal böyledir. Peki size ben sahabenin namazı deyince ne anlatayım şimdi? Mesela size Hubeyb İbni Adi'yi anlatsam onun son namazı anlatmayayım okuyun. Size Abbad İbni Bişri anlatsam öyle bir namaz ki onun namazı anlatmayayım onu da okuyun. Size Zeyd bin Desine'yi anlatsam onu da anlatmayayım onu da okuyun. Hepsini benden beklemeyin. İki tane sahabiyi anlatayım sözümü de bitireyim. Abdullah İbni Ümmü Mektum kim? Peygamberin müezzini değil mi? Ama sahabi. Gözlerine kurban olduğumuz dünya gözüyle Resulullah'ı görmeyen ama şurasındaki gözle Resulullah'la öyle bir bağ kuran biri ki peygamber mescidinin Bilal'den sonraki müezzini olmuştur o. Abese suresinin naziline sebep olan sahabiden bahsediyorum size. Bir gün şahit oluyor Efendimizin meclisinde otururken gözü gören bir sahabi geliyor. Resulullah'a diyor ki ya Resulallah evin biliyorsun Mescid-i Nebevi'ye biraz uzak çok zorlanıyorum yağışlı havalarda gelip gitmekte. Bana izin versen de Medine'nin yağışlı günlerinde evimin yanında namaz kılsam. Orada bir yer mescit olarak edinsem orada namaz kılsam. Efendimiz tamam diyor. Abdullah İbni Mümekdun bunu duyunca aradan bir müddet geçiyor. Onun evi de uzak geliyor. Aynı söz. Ya Resulallah diyor. Benim de evim uzak biliyorsun gözlerimde görmüyor zorlanıyorum gelmekte. İzin versen de ben de evimin yanında bir yer edinsem de sabah namazlarını orada kılsam. Ne diyor Resulullah? Hayır birini bul seni getirsin. Allah Allah. Gözleri gören bir sahabiye Resulullah izin veriyor. Gözü görmeyen birisine izin vermiyor. Neden? Abdullah İbni Ümmü Mektum'e bir rol biçmiş Efendimiz. O rol nedir biliyor musunuz? Ne zaman Efendimiz Medine'den bir savaş, bir seriye, bir iş için çıksa Abdullah İbni Ümmü Mektum Resulullah'ın yerine vekalet edecek. Yani ümmetin örneği önderi olacak. Ümmetin örneği önderi olan birisinin sabah namazında cemaatin içerisinde olması gerekir. Efendimizin sünneti. Siz sünnet deyince tabakları süpürmek, pazarlık etmek şunlar bunları biliriz bunlar işimize gelir. Ama sünnet bu bakın sünnet neymiş? Resulullah yerine atadığı insanın beş vakit namazda cemaatin içerisinde olmasını istiyor. Bir bilinç kazanıyor Abdullah İbni Ümmü Mektum. Namazla olan o bilinç bakın ne kazandırtıyor Abdullah İbni Ümmü e. Yine Kadisi'ye götürüyorum sizi. Enes bin Malik rivayet ediyor. Kadisye'nin meydanındayız. Geziyorum askerlerin içerisinde. Bir baktım Abdullah İbni Ümmü Mektüm. Medine neresi, Kadisye neresi? Açın şöyle bir bakın. Coğrafyada, haritaya göreceksiniz. Gözü görmeyen bir sahabi, elinde siyah bir sancak askerlerin arkasında. Kanım dondu diyor Enes bin Malik. Eğildim kulağına. Fetih suresinin 17. ayetini okudum. Leysel alel ama haracun dedim. Amaya gözü görmeyene Allah yolunda sorumluluk yok. Ne işin var savaş meydanında? Tanıdı sesimi. Enes dedi sensin değil mi? Evet benim dedim. Sen bize peygamberin mescidinde bu ayetleri öğretiyordun. Ne işin var senin burada? Enes ben de biliyorum burada olmamın Müslümanlara kılıç anlamında bir şey katmayacağını ama ben buraya bir tek şey için geldim. Ne için? İstedim ki Müslümanların sayısı kafirlerin gözünde çok gözüksün. Allah aşkına bir insan nasıl söyler bunu? Bir insan nasıl böyle bir seviyeye varır? Allah'la irtibatı olmayan bir insan bu işi yapabilir mi o meydanda o anda bunu yapabilir mi? Tefekkür edin. İkinci ve sonun örneğim Haris İbni Hassan isimli bir genç sahabi. Gencecik 20-22 yaşlarında belki daha ötesi yok. İlk adını duyduğumuz zaman hanımlar ne olur kusuruma bakmasın bir şey söyleyeceğim. Evlenmiş Medine'de bir adet var, o adet bizde de var. Bir hafta damat gelin evden çıkmaz. Düğün haftası bir hafta evdedir. O gün sabah namazı Haris İbni Hassan cemaatin önündedir. Düğün gecesi. Arkadaşları o ensardan muhacirden olan yaş, yaşları aynı olan akranlar yani takılıyorlar ona. Har istiyorlar. Ne işin var düğün gecesi? Yoksa gelinin beğenmedin? Söz nedir biliyor musunuz? Beni sabah namazından ve Resulullah'ın mescidinden alıkoyan geline de düğüne de lanet olsun. Söz. Söz bu. Namazın değer ve kıymetini bilen bir insanın sözü bu. Bu söz öylesine bir söz değil. Şimdi bana soruyor genç kızlar. Hocam diyor, düğünümüzde gelinlik giyebilir miyim? Ben nasıl cevap veriyorum biliyor musunuz? Namazına engel olmazsa ne giyersen giy. Ama öyle şeyler var ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. Onunla değil namaz kılmak, yürümek bile mümkün değil. Zaten adam onu sana giydirirken amacı o şeytan bize ambalajı güzel sunacak. Bir gün seni namazdan koparsın şeytan o gün kas kas gülecek. Yapması gereken o. Ne olursa olsun zaten ne olursa o bir günde oluyor. Biz böyle biz bakmadıkça meseleye sahabi gibi namaza dört elle sarılmadıkça işi ruhsatlara şunlara bunlara havale etmedikçe abdestimizi namazımızı kıymetini bilmedikçe biz bu işin altından çıkamayacağız. Biliyorum Avrupa'dan gelen kardeşlerim var, içinizde var. Bana Avrupa'dan hediye etmiştiler, ben de bizim kardeşlerimize hediye etmiştim. Onların çantalarında katlanan seccadeler var. Bir gün bana dediler ki, o Avrupa'daki kardeşlerimiz, sizin gibi genç kızlarımız, hocam dediler biz bir yere gidince, çok affedersiniz engelliler tuvaletine giriyoruz, abdesti orada alıyoruz. Orayı da şöyle bir temizliyoruz, sarıyoruz seccademizi, namazımızı kılıyoruz. Böyle değil mi oralar? Her tarafta namaz yok, cami yok. Kilometrelerce gidiyorsunuz Paris'te bir ucundan bir ucuna ancak var. Bizim Müslümanların da bir huyu var. Bütün camileri iç içe yaparlar. Rakipler ya Arap'ın camisinin karşısına Türk camisi olmalı. Süleymancı'nın karşısına milli görüş olmalı. Kesin birbirlerinin karşılarında olmalı. Farklı yerlerde olmaz. Böyle de bir adetimiz var. Böyle olduğu için de Müslüman kardeşlerimiz zorlanıyor. Ama ben onlara dedim ki sizin bu namazınız var ya en başta dediğim bir şey vardı. Bire elli 1'e 50 rayış bedelinden inşallah Allah katında karşılık görecek. Sen İstanbul'da rahatsın her taraftan ezan sesi alacaksın 1'e 10. Benim Düsseldorf'taki, Dortmund'taki, Berlin'deki, Paris'teki, şuradaki buradaki kardeşim alacak 1'e 50 inşallah. Sen de burada üniversitedesin. Şeytan çok. Şeytanlaşmış insanlar çok. Şeytanın ağları çok. Sana ağ takmaya çalışacaklar. Gel gel diyecekler. Farklı şeylerden seni engel olmaya çalışacaklar. Dost gördüğün bazıları girecek koluna yal diyecek cem edersin ne olur. İkindiyle öyleyi birleştirirsin gel diyecek. Bu dostluğumuzu kardeşliğimizi bozma diyecek. Ama sen ona rağmen aynen sahabi gibi aynen Bilal gibi seni namazdan alıkoyacak her şeye ahat ahat diyeceksin. İnşallah Bilal'in dostu ve arkadaşı olacaksın. Allah bütün kızlarımızı Hazreti Esma gibi, Nesibe gibi, Sümeyra gibi, Hatice anamız gibi, Maria anamız gibi, Ayşe anamız gibi, Ümmü Seleme anamız gibi namaz aşığı eylesin. Bütün erkeklerimizi Musab gibi, Ammar gibi, Hamza gibi, Ali gibi... Ebu Ubeyde gibi, Muaz gibi namaz eylesin Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.